gelsin dedi. Öyle hoşlananlara gelmesin bu şarkı dedi. Ya bir dakika, şimdi ben bir de torpil isteyeceğim Deniz Seki'den. Efendim, salı geceleri size yer bulunmuyor. Bu salı acaba torpil yapabilir miyiz bana? Yapabiliriz. Tamam. Hangi mikrofondan konuşayım? Rica etsem bu salı. Lütfen, bu salı bekliyorum. Tamam, torpil ama. Tamam, yani yer yok, aradık. Ben sana sahnede yer yaparım. Tamam, teşekkür ederim. Ben kendime yer yaptırdım, sizi bilmem. Canımın içi. Buyurun Bülent Hanım. İşte kadın. Oturduğu yerde okudu. Bar sandalyesinde. Efendim, ama okurken şarkının, eserin içerisine nasıl girdi, yaşadı, tüm ezikliklerini, mutluluklarını, hüznünü, her şeyini orada öylece yaşadı ve yaşattırdı. Demek ki illaki böyle her yeri dolaşmakla da olmuyor. Bir kere o ne güzel bir bacak. O nasıl bir bacak. Canım. Vah vah vah. Ah canım benim. Çok teşekkür ederim. Ve onu ne güzel kullandın. Çok teşekkür ederim. Böyle hafif arkaya atarak falan böyle. Utandım şimdi. Yani bu kadar eşek olur. Yerim. Bu kadar ben güzel olur. Canımsınız. Kadar. Çok teşekkür ederim. Bu kadar olur. Çok kıymetli. Hele düşünebiliyor musunuz Osman'dan? Gecenin 12'sinde sahneye çıkacak. İnsanlar tabii o saatte nasıl olur söylememe gerek yok. Yani ortalık Allah Allah'a kalkıyordur muhakkak. Kesinlikle. Sizi ben torpil yaptırdım. Ne diye? Yer bulunmuyor, bu salı gideceğim. Git. Cuma'da siz bana yer yaptırın, Cuma'da size geleyim ben. Ben bu hafta gezeyim böyle. Sizin dersiniz yok ne mu oldu, efendim? Oldu, kafana bir şey mi düştü? Peki. Sen Cuma günü bana gel. Evet, salı Deniz'e. Sonra... Cumartesi Can Bonomo'ya. Aa, o Bonomo'da nerede okuyor? Ama Bonomo'nunkiler çok şeydir değil mi? Yok yok, çok güzel oluyormuş. Aa. Vallahi. Bekleriz Bülent Hanım. Bonomo? Buyursunlar. Ama hiç bizi davet etmedin. Yemin ederim aklıma gelmedi. Ama gelmezsiniz diye düşündüğüm için. ama bir dahaki... Fakat Bonomo... Efendim? Sizi öyle bir hatırlayacağım ki... Süper bir beyefendi bir kere. Teşekkür çok, ederim efendim. Mesela... Yani, çok asil. Çok. Zeki. Hakikaten centilmen. Aynı sırada oturmaktan gerçekten söylüyorum. Şeref duyuyorum. Evet, zevk alıyorum. Aynen. Ne mutlu efendim. Aynen. Zevk tamam, alıyorum. Sağ olun. Ve insanlar da sizin bu hassasiyetle nezaketinizi bütünleştiren o asil tavrınızı hakikaten ayakta alkışlıyorlar biliyor musun? Çok doğru. Ne mutlu efendim, ne mutlu, sağ olun. Sizden böyle bir şey duymak, sağ olun efendim, estağfurullah. Deniz'cim süper. Çok teşekkür ederim. Ayrıca sesinin yorgun ya da bir şey oluşunu kimse anlayamaz. Gerçekten mi? Annemin ölü haberi gelsin. Ay ay, Allah korusun. Allah korusun. Ama yani o kadar... Lirik. Canımsın. O kadar su gibi temiz okudun ki. Şükürler olsun. Kalbi. Nerelere gittim. Nerelere geldim. Kendimi de şaşırdım. Size de bir gün bir şarkı yazayım Bülent Hanım. Yaz. Olur mu? Yaz. Yazayım. Ne güzel. Dört gözle bekliyoruz o güzel eseri o zaman. Şimdiden. Tekrar ağzına sağlık. Bunu böyle birazcık çıkardım. Nasıl olmuş? Takayım mı yeniden? Neyi çıkardınız? Şunu. Neyi çıkardınız? Kolyeyi. Kolye bence çıkarın. İyi. Böyle çıkın, daha böyle güzel daha oldu. Güzel. Böyle yani daha seksi. Nur şey yaptı telefonda. İstersen dedi o dedi şeyi çıkar. Boynunu çok... Kimle konuşuyorsun sen telefonla? Aa hımbıl. Ben konuşurken telefon... Lan sen. Eyvah eyvah eyvah. Geliyor Bülent Ersoy geliyor. Bülent Hanım devam edelim mi sıradakiyle? Ne dersiniz?
Boş ver, kapat gitsin. Bakalım kim var Barış'ın yanında. Hay Allah. Yanımda yine çok başarılı, aslan gibi bir kardeşim var. Batuhan Şaraplı. Nasılsın Batuhan? İyiyim vallahi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Mersinlisin bildiğim kadarıyla. Doğru mudur? Evet, Mersinliyim. Ben Mersin'de yaptığım konserlerde çok değerli bir üstadla tanışmıştım. Bedi Şaraplı. Ve burada öğrendim ki baban oluyormuş. O zaman öncelikle ben ona bir selam söylemek istiyorum, yollamak istiyorum. Ben de selam yolluyorum babama. Seni çok seviyorum babacığım. Peki, o zaman birazcık heyecanın dindiği...